Al, al arkadaş. Lütfen temas al, etmeyin. Al, al. Hayır, 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 al. Hayır. Nereye alıyorsunuz? Kime alıyorsunuz siz? Al, hayır. Çekin video, çekin. Görkem, hayır, kimse alamazsınız. Kimse alamazsınız. Tut. Kimse alamazsınız. Kadına bakın, kadına vurdular. Kadına vurdular. Jandarma kadına vurdu. Jandarma kadına vurdu. Bu kadına vurdu. Bu kadına vurdu. Kadına vurdu. Bu kadına vurdu. Kimse alamazsınız buradan. Lütfen. Kimse alamazsınız. İmdat. Kadına vurdu. Kadına yerli olarak atıyorlar şu anda. Kimse alamazsınız buradan. Görüyorsunuz bakın. Bakın görüyorsunuz. Bak bak. Görüyorsunuz yapılanları. Bütün çevre, çevreye duyarlıların tamamını buraya çağırıyoruz. Yetişin buraya. Ve yolu açmıyoruz. Arabayı ortaya çekin arabayı. Lütfen. Çekin arabayı ortaya. Lütfen. Beni bırakın. Lütfen. Hiç kimseyi vermiyoruz burada. Köylülere yapılanları görüyorsunuz şu anda. Yerlerde sürüklüyorlar. Bak teyze bak. Hayır hayır. Etme diyorum sana. Hayır. Korkuyor abi insan. Korkuyor. İşten atılmaktan korkuyorlar gençler. Ekraylarda. Gençler işlenmekten korkuyor bu ülkede. En büyük korkuyu sandılar. O makinenin halkı, o halkın %90'ı bu çimento fabrikasını karşı ama insanlar korkuyor. Herkes her yerde tehdit alıyor. Özgürler merkez. Eşkin. Çayır. Sabah 4.30'da çadırda bekleyenler tarafından bir telefon geldi ve müdahale olduğunu öğrendik. Tırları ve o kınker fırınını yanaştırmaya çalışıyorlardı. Kadınlarımıza müdahale oldu, çocuklarımıza müdahale oldu. Şu anda bayır karakolundayız ancak burada olmadıklarını öğrendik. Yukarıda ve aşağıda olmak üzere iki taraflı çevik kuvvetle bekliyorlar. Toplam iki çocuk, o üç kadın olmak üzere Hasan Sarı, Sadike Sarı, Çağdaş Özdemir, Görkem Çetinkaya, Seher Şener, Ferah Gümüş, Engin Uyan, Dilber Özdemir olmak üzere Selahattin Tilkoğlu ve eşi de var. Yani 5 kadın, 2 çocuk olmak üzere birçok kişi aldılar. Şu an nerede olduklarını öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatımız geldi, Bayır Karakolu'nun avukat aracılığıyla bilgi aldık. Köyler olarak burada toplandık. Şiddet olarak alındığını düşünüyoruz. İki tarafı da kapattılar ve şu an kamyon yanışana kadar bizi içeri giriş çıkışlarımızı engellediler. Müdahale ve gözaltı olacağını söylediler. Savcılık kararı olduğunu söylediler. Eşkin köylülerine müdahale edildiğinin bilgisini alarak Bayır Jandarma Karakolu'na geldik. Köylülerin şu anda Bayır Jandarma'dan il merkez karakoluna gönderildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Şu anda köylülere yapılan müdahaleye karşı hukuksal mücadele için olan merkez karakoluna geçeceğiz.